Sorubak kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlere İzmir Bornova'da sınavsız öğrenci alan okul başarı puanı en yüksek Anadolu liselerini tanıtacağım. Bornova ilçesinde 2020 yılında okul başarı puanı en yüksek olan Anadolu Lisesi Bornova Supi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'dir. Geçen sene 96,1538'lik bir okul başarı puanı ile en düşük öğrenci aldı. Bu sene bu lisemiz 96,5-97,5'a kadar zorlayabilir diye düşünüyorum. Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi geçen sene 94,3857 ile aldı 2020 yılında. Bu sene bu Anadolu Lisemiz 94,5-95,5'a üstü hatta kapatabilir. Çimentaş Anadolu Lisesi geçen sene 92,3306 ile aldı. Yine bu okulda tabii 92,3306 en düşük öğrenciye ait okul başarı puanı olduğunu unutmayın. Yani bu okulda 93, 94, 95, 96, 99 hatta 100 okul başarı puanına sahip öğrenciler de var. Bu sene 92,3306'lık bir puan 94,5-95'e kadar çıkabilir. Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi geçen sene 91,9464 ile okul başarı puanı ile öğrenci aldı. Bu sene bu okulumuz yine 93, 93,5, 94 civarında kapatabilir. Diğer bir okulumuz Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi. Geçen sene 83,96 ile en düşük öğrencinin girdiği okul başarı puanı. Aynı zamanda Bornova'nın 5. en yüksek okul başarı puanına sahip Anadolu Lisesi. Bu sene 84,5, 85,5, 86'ya kadar Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi okul başarı puanı yükselebilir. Diğer bir lisemiz de Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi. Geçen sene 82,3508 ile aldı. Sıdıka Rodop Anadolu Lisesi bu sene 83,5, 84'e kadar, 84,5'a kadar hatta çıkabilir. Hayrettin Duran Anadolu Lisesi 2020 yılında 75,4251 ile aldı. Hayrettin Duran Anadolu Lisesi bu sene tabii okul başarı puanı tekrar biraz daha yükselecek. Biliyorsunuz 8. sınıflar sadece 1. dönem notlarını tercih ettiler. Bazı düşük puanlı dersleri de sınavlarına girerek yükselttiler. Bu nedenle genel olarak okul başarı puanları 1 ile 3 puan arasında artacağını düşünüyorum. Hayrettin Duran Anadolu Lisesi bu nedenle 76, 77, 77,5'a kadar çıkabilir. Diğer bir lisemiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Aziz Erol Güzelcan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi geçen sene Bornova'da en yüksek okul başarı puanına sahip 8. liseydi. Bu meslek lisemiz geçen sene 71,12-11 ile öğrenci aldı. Bu sene 72, 72,5, 73 ile alabilir. Tabii okulların kontenjanı artarsa bu okul başarı puanının artması biraz daha az olur ama aynı geçen yılın kontenjanlarıyla tekrar öğrenci alımına devam ederlerse bu okulların okul başarı puanları, taban puanları yükselecektir diyorum. Okulları tek tek incelediğimiz zaman birkaç okulu inceleyeceğim sadece. Bunlardan bir tanesi Bornova'nın en yüksek okul başarı puanına sahip Anadolu Lisesi. Bornova Supi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi. Sınavsız alan bir okul. İzmir Bornova'da 96,1538 okul başarı puanıyla geçen sene en yüksek okul başarı puanı Bornova'nın. Kız erkek alıyor. Pansiyonu yok. 4 yıllık bir eğitim süresi var. Yabancı dil olarak da İngilizce var. 2005-2006 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi'ne dönüşen bir lisemiz bu. 80 öğretmeni, 1100'ün üzerinde öğrencisi, 32 derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor Bornova Supi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi. Burada sınıflar ortalama 35 kişilik. Dersler saat 8.30'da başlıyor.
15-35'te sona eriyor. Okul bir kampüs şeklinde burada. Böyle bir yerleşkeye sahip. İkişer katlı eğitim binaları var AVB Blok diye. Burada 400 seyircili spor salonu, 120 kişilik konferans ve tiyatro salonu, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarları, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri gibi fiziki imkanlara sahip. Ayrıca okulun bahçesinde basketbol, futbol, voleybol gibi sahaları da mevcut. Bu okulun kayıt alanında ikamet ediyorsanız, biliyorsunuz öncelik kayıt alanında bulunan öğrencilere tanınıyor. Ve okul başarı puanınız 96 ve üzerindeyse bu okulu tercihlerinize yazabilirsiniz. Okul zaten çok tercih edildiği okulun başarı puanında da anlaşılıyor. Diğer bir okulumuz Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi. Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi geçen sene dediğim gibi 94,3857 ile öğrenci aldı. Kız ve erkek alıyor. Pansiyonu yok. 4 yıllık bir eğitim süresi var. Yabancı dili İngilizcedir. 1995 yılında 5000 metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilen bir okul. 70 öğretmeni var. 1100 öğrencisiyle 34 derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren bir okul. Okulun konferans salonu, spor salonu, fen laboratuvarları, müzik, resim gibi atölyeleri var. Kütüphanesi var. Burada dersler 8.30'da başlıyor. 15.40'da sona eriyor. Bu okula FK3 metro çıkışı aktarma merkezinden 114 nolu otobüs ile Bornova'dan 314 nolu otobüs ile bu okula ulaşabilirsiniz. Diğer bir okulumuz Çimentaş Anadolu Lisesi. Geçen sene 92,3306 ile aldı. Tabii ki bu sene okul başarı puanları yükseleceği için biz bunu 94, 94,5, 95 diye düşünebiliriz bu sene. Okulun kontenjanı artmazsa. Kız erkek alıyor. Pansiyonu yok. 4 yıllık eğitim ve öğretim süresi var. Yabancı dili de İngilizce olarak veriyor Çimentaş Anadolu Lisesi. Bu okulun kayıt alanındaysa tabii ki bu okulu tercihlerinize yazın. 1988'den 89 eğitim öğretim yılından bu yana eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren köklü bir okul. 2008-2009 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi'ne dönüştürüldü. 7600 metrekarelik bir arazi üzerine inşa edilen bu okulda yine fen laboratuvarları, kütüphanesi, konferans salonu, açık basketbol ve voleybol sahaları var dışarıda. Halı sahası var mesela Çimentaş Anadolu Lisesi'nin. 70 öğretmeni, 1200 öğrencisi, 30 derslikte eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Burada sınıflar yaklaşık olarak 40 kişilik. Ortalama 40 kişilik. Dersler burada saat 9'da başlıyor. 16.00'da da sona eriyor. Bu okula 555, 59, 119, 54 numaralı belediye otobüsleriyle ulaşabilirsiniz. Çimentaş Anadolu Lisesi İzmir'de otobüs terminalinin 5 dakika mesafesindedir. Bu kadar yakın yani otobüs terminaline de. Diğer bir lisemiz Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi. Yine geçen sene 91,9464 ile öğrenci aldı. Kız erkek kontenjanı var. Okulun pansiyonu yok. 4 yıllık eğitim süresi var. Yabancı dili İngilizcedir. Devlet okulu tabii ki. 2006 yılında 10.600 metrekarelik bir arsa üzerine inşa edilen bir okul. 28 öğretmeni var. 407 öğrencisi var. 13 derslikte eğitim, öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Çok fazla bir öğrencisi yok. Bakın dikkat ederseniz geçen sene verilerine göre 400 öğrencisi var. Çok kalabalık bir okul değil. Sınıflar burada 30 ile 33 kişi arasında. Bu okulda da yine fizik, kimya laboratuvarları, kütüphanesi gibi
fiziki olanakları var. Bu okulda dersler yine saat 8.30'da başlıyor. 15.25'te sona eriyor. Diğer bir Anadolu lisemiz Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi. Geçen sene 83.9643 ile öğrenci aldı. En düşük okul başarı puanına sahip bir öğrenci bu. Kız erkek, okulun pansiyonu yok. Eğitim süresi 4 yıl. Yabancı dili de İngilizcedir. 2002-2003 eğitim öğretim yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan bir okul. Hizmete açılmış. 2002-2003 yılında hizmete açıldı. 55 öğretmeni var. 980'e yaklaşık öğrencisi var. 27 derslikte eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fen laboratuvarı var, konferans salonu var, spor salonu var, resim, müzik gibi atölyeleri var. Bu okulda dersler 8.40'da başlıyor, 15.35'te sona eriyor. Bu okula eğer ulaşmak istiyorsanız belediye otobüslerinden 64, 564, 267, 604, 606, 607 numaralı belediye otobüslerine binerek bu okula ulaşabilirsiniz. Şimdi okul başarı puanı nasıl hesaplanır? Bunu internet üzerinde hesaplayan site var. Yalnız burada şöyle bir şey var. Birçok öğrenci sorduğu için bu soruyu buraya aldım. Türkiye'de sınavsız öğrenci alan liseler okul başarı puanı ile öğrenci almaktadır. Şöyle bir soru geliyor. LGS sınavına girdim. Sınavsız öğrenci alan liseleri tercih edebilir miyim diye. Evet, tercih edebilirsin. LGS sınavına girerek sınavsız öğrenci alan liseleri tercih edersiniz ama LGS puanıyla değil, okul başarı puanıyla tercih edersiniz. Çünkü sınavsız öğrenci alan liseler LGS'de kaç puan aldığınıza bakmaz, okul başarı puanınıza bakar. Daha önceki videolarımızda da belirttiğim üzere sınavsız yerleştirmelerde ikamet adresi ilk şeydir. Yani ilk önce orada oturan, ikamet eden, okulun kayıt alanında bulunan öğrencilere kayıt hakkı tanınıyor. 100 öğrenci var, 100'ü de orada oturuyorsa o zaman işte okul başarı puanına bakıyorlar. Hangisinki daha yüksekse en yüksekten en düşüğe doğru bir sıralama yapıyorlar. Eğer o puanlar eşit ise, yani öğrencilerin hepsi ikamet adresinde ve hepsinin okul başarı puanları da aynı eşittir. İşte o zaman okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına bakılır. Hangisinin devamsızlığı az ise onu alıyorlar. Yok bu üçü de eşitse işte o zaman 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı en yüksek olan öğrenci alıyorlar. Yani diyelim ki sizin okul başarı puanınız 99 olsun ama okulun kayıt alanında değilsiniz. Okul başarı puanı 80 olan öğrenci yerleşir. Bakın önce çünkü o okul kayıt alanında ama puanı sizden düşük olabilir. Önce o yerleşir. Boş kontenjan yani okulun kayıt alanında ikamet eden tüm öğrenciler yerleştikten sonra boş kontenjan kalırsa komşu kayıt alanında bulunan öğrencilerden en yüksek okul başarı puanına sahip olan öğrenciler alınır. Bu şekilde bir yerleştirme yapılıyor. Bunu internet üzerinde sorubak.com sitesinde online olarak okul başarı puanını hesaplayabilirsin. Siteye girdikten sonra şurada hesaplamalar bölümüne tıklıyorsun ve açılan sayfada okul başarı puanını tıklıyorsun. Buradaki verileri 6. sınıf aldığın, şimdi bunu e-okuldan görebiliyorsun. E-okulunu açtığın zaman yıl sonu başarı puanını orada görürsün. Daha sonra 7. sınıfın da yıl sonu başarı puanı senin e-okulunda var. E-okulunda var. 8. sınıf yıl sonu başarı puanına ne yazacaksın? Eğer birinci dönemi tercih ettiysen birinci dönemin ortalamasını yazacaksın. Yok ben ikinci dönemin notlarını tercih ettim dersen ikinci dönemin ortalamasını yazacaksın. Daha sonra ortalamamı hesapla diyeceksin ve açılan sayfada bakın 6, 7, 8. sınıf ortalaması bizim örnekle girdiğimiz 92.3142 çıktı. Buna yakın İzmir ilini seçtiğimiz için İzmir'de en yakın Anadolu liselerini yani sınavsız öğrenci alan Anadolu liselerini ve karşısında okul başarı puanlarını
gösteriyor. Alt tarafa inerek sorulmuş soruları ve yorumları okuyabilir. Sorulan soruları, verilen cevapları okuyabilir. Bilgi sahibi olabilirsiniz veya bir soru sorabilirsiniz. Daha fazla denemeler yapabilirsiniz. İşte şu notumu yükseltseydim ne olurdu? Hangi liselere girebilirim? Hangi liselere giremem diye onlara da bakabilirdiniz. Şimdi bu videomuzda sizlere Bornova içerisindeki sınavsız öğrenci alan Anadolu liselerini tanıttım. Sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere diyorum. Sağ olun.